İstanbul'da soğuk bir gece daha başladı. Sıcak ve yumuşacık yatakların en fazla hayal edildiği dakikalar. Kabartılmış yastıkların, güzel kokulu çarşafların belki de. İşte onlar tam da bu saatlerde hayallerimizi bize sunmak için çalışıyorlar. Peki kim mi onlar? Resepsiyonist olarak çalışıyorum. Yaklaşık 6,5-7 aydır falan bu şirkette çalışıyorum. Biraz daha devam etmeyi düşünüyorum yani. Devam edebildiğimiz kadar. 20 senedir bu mesleği yapıyoruz otelcilikte. Aşağı yukarı 20 sene oldu. Resepsiyonist olarak çalışıyorum. 1,5 senedir gece çalışıyorum diyebiliriz. Barber olarak çalışıyorum. 27 yıldır, 88'den bu yana burada çalışıyorum. Çekirdekten yetişme. Barber, misafirin otele girişinden çıkışına kadar ilgilenen kişidir. Otel hakkında detaylı bilgileri verir. Yani misafirin memnuniyetini kısacası sağlar. Ben zaten turizm mezunuyum. Turizmde birçok alanda çalıştım. Turizm acentalarında, otellerde, havalimanlarında görev yaptım. Gündüz gece hani her şiftte çalıştım diyebilirim. Müşterileri alıp odasına göstermek, valizlerine yardımcı olabilmek o şekilde başka bir şey değil. Bu mesleğe ben şöyle yeni başladım. Daha önce burada yıllardır müşteri olarak kalıyordum. Otel patronumuz olsun, müdür arkadaşlarımız olsun. Zaten yıllardır tanıdığımız kişiler. Ondan sonra bu arada boştum. Burada da şu anda onlarla beraber yardımcı olmaya, beraber çalışmaya çalışıyoruz. Köln'de büyük bir otelde, 5 yıllık otelde hemen hemen yöneticilik yaptım ben. 76 personele baktım. Daha önce öğretmenlik yaptım. Almanca, İngilizce dersi veriyordum dershanelerde. Sonradan bir komşunun vesilesiyle bir de otelcilik branşına gir dedi. İleride geleceğin var dedi, yabancı dilin falan var dedi, yöneticilik falan yapmışsın dedi. Ben de bu fikri bir düşündüm tabii ki. Ondan sonra kendimi burada buldum açıkçası yani. Resepsiyona çağıracağına yardım ediyorum. Turizm bir hizmet sektörü. Hizmet sektöründe çalışmak belki de çelik gibi sinirlere sahip olmayı gerektiriyor. Ama onlar mesleklerini o kadar seviyor ki her koşulda görevlerinin başındalar. Her şeyden önemli olan müşteri ne derse desin her şeyde haklıdır. Bir kere bunu inanmak lazım. Bir de turizmde öyle bir şey ki mesleğini severek yapacaksın. Mesleğini severek yaparsan mutlaka başarılı olursun. Ama severek yapman da temel insanı sevmek lazım. Burası hizmet sektörü olduğundan dolayı insanı sevmek lazım. Turizmde çalışmanın bir avantajı, yani en büyük avantajından birisi olarak gördüğüm şey budur. Farklı kültürleri görüyorsunuz, farklı insanlarla tanışıyorsunuz. Böyle çok değişik yani. Yani çok fazla insanın sahip olamayacağı imkanlara sahip oluyorsunuz. Mesleğini severek yapacaksın. Biz mesleğimizi seviyoruz, turizmciyi seviyoruz. İnsanla uğraşıyoruz. İnsanlarla uğraştığın zaman daha güzel oluyor. Yani gündüzde gündüz biraz daha yoğun oluyor. Ama gece fazla yoğunluk olmuyor. İşletme müdürümüzün dediği gibi gecede her şeyi öğrenebilirsiniz. O bizim için dezavantaj değil, avantaj. Yani gece bizim, benim için. Dünyaya bir daha gelsem yine turizmci olurum. Mesleğimi seviyorum. Evden işe gelirken sanki bir oyun parkında oyun oynamaya geliyormuş gibi hissediyorum kendimi, mutlu hissediyorum. İnsana verilen değerdir en güzel şey. Dünyada en güzel canlı olan insandır. İnsanlarla uğraşmak ne kadar güzel bir şey. Türkiye'nin her tarafından insan geliyor. Türkiye'nin her tarafını tanımış oluyorsun. Her gelenden bir şeyler öğreniyorsun. Artıları vardır. Yazınları çok güzel oluyor. Neden derse bahçemiz vardır. Çay demliyoruz, turistlerle meyveler kesiliyor, yiyoruz. Çoğu turistler beni hatta işten sonra alıp bizi gezdir falan diyorlar. Yani gezdiğim turistler de var tabii ki elbette. Çay bahçesinde eğlendiğimiz, güldüğümüz turistler de var tabii ki. Bu Amerika'dan olabilir, Londra'dan olabilir, Almanya'dan olabilir tabii ki. Çin'den geliyorlar özellikle, Kore'den geliyorlar mesela.
Geçen hafta, iki hafta önce bir Çin, bir bayan geldi. Almanya'dan gelmiş ama. Almanca konuştuğum için tabii ki çok memnun kaldı. Bazı insanlar diyor bana yardımcı olur musun diyor. Nasıl yardımcı olurum? Seni kiralayayım diyor. Rentekar mı yazıyor ben de diyorum mesela. Ben size ama yardımcı olurum hangi konu? İşten sonra diyor ben bir alışveriş yapmam lazım diyor. Yurt dışına ticari amaçtan diyor. Seni tercümancı olarak götürebilir miyim diyor. Aracım da var tabii ki. Benzin parasını falan atarım diyor. Ben de açık konuşayım tabii ki. Ben diyorum ki yani bana ekstra ücret ödemeyin. Siz zaten turistsiniz, yabancısınız yani. Bizim Türkiye'nin her zaman hizmeti vardır, saygısı vardır böyle şeylere. Tek benzin paramı atın diyorum, ben sizi gezdireyim diyorum yani sizin için. Hiç sorun değil diyorum yani. Ona onu söylerim tabii ki. Araç başka tabii ki. Ha, kendime şahsiyim, kesinlikle para istemem. Ama turistlerin çoğu da gerçekten iyi niyetliler yani. Yemek ısmarlarlar yani. Paylaşımcılar diyeyim ben size yani. Bu yüzden çoğu insanlara da çok seve seve de yardım ettim yani. Eminönü'ne götürüp Boğaz turu yapıp Türkiye'mizi daha güzel bir şekilde şekillendirip tanıtmak benim hoşuma gider böyle şeyleri yani. Güzel bir anılarla gitsin yani isterim yani. Havalimanında gece çalışırken check-in memurluğu yapıyordum ben. Yolcu hizmetlerindeydim. İşte uçaktan uçağa biniş, yani havaalanına gelişinden uçağa binişine kadar olan tüm işlemleri yapıyorduk. Ve şeyi bilirim yani bizim şiftlerimizde işte gece 3 öğlen 1 işte gece 4 öğlen 2 gibi saatlerimiz vardı, çalışma saatlerimiz vardı. Ne oluyordu? Gece 3'te uyanıp işte gözümüz kapalı makyaj yapıp sonra servise binip havaalanına gidiyorduk. Daha gözümüzü havaalanında açıyorduk ama makyajımızı evde bitirmiş oluyorduk. Böyle komik durumlar oluyordu aslında. Ama tabii turizmi sevdiğimiz için bunlar bizi rahatsız eden noktalar olmadı hiçbir zaman. Tam tersi geri dönüp baktığımda şimdi çok gülerek hatırlıyorum o anları. Sürekli yeni insanlar tanıyorsun, yeni kişiler görüyorsun. Bundan önce yaptığım işte de pazarcılıkta da yeni insanlar vardı ama bu sefer burada daha farklı insanlar var. Yani farklı ülkelerden insanları tanıyorum. Bence en güzel yanı da bu. Mesela atıyorum sen Trabzon'dasın, örnek veriyorum. Ya Trabzon'un neyi meşhurdur veya Trabzon nasıldır? Oradaki Trabzon atmosferini konuş. Coğrafyasını öğreniyorsun. Şivesini öğreniyorsun. Oranın en meşhur olan şeyi ne onu öğreniyorsun. Örnek veriyorum. Maraş'ın örnek veriyorum. Ne bileyim yani buna benzer şeyler. Memleketimiz güzel bir memlekettir. Ben bu güzellikleri Almanya'da, Londra'da, Venedik'te, Fransa'da, Paris'te, Moskova'da mesela Belçika'da görmedim açıkçası. Konuşayım ben şu Boğaz manzarası dünyanın hiçbir yerinde göremedim yani. Hemen dünyayı ben gezdim mesela. Çünkü Almanya'daki şartlar şuydu. Almanya'da çalıştığın sürece bütün dünyaya kapı açıktır. Yani biletleriniz olsun, otelleriniz olsun ucuzdur her şey. Yani 99 euroya Londra'ya 3 gün kalabiliyorsun. 99 euroya Fransa'ya gidip kalabiliyorsun. Venedik'e gidip kalabiliyorsun. Ya uçakla ya hızlı trenle. Bu imkanlarımız orada çok ferahtı, çok rahattı. O yüzden bizim de o zamanlar şirketimiz vardı. Reklam şirketimizi açmıştık o zaman. 7 yıl çok güzel gitti. O yüzden yani Allah'ıma şükürler olsun. Yani hayatımda şikayetim yok yani. Hemen her tarafa gezdik ama Türkiye'miz gibi bir yer yok. Onu söyleyeyim ben size. İşte en büyük artıları o. Örneğin İzmir'e gidiyorum, mutlaka bir arkadaşım vardır. Diyarbakır'a gidiyorsun, mutlaka bir arkadaşım vardır. Uşak'a gidiyorsun, bu otelcilikle ilgili olduğu için bir arkadaşım var. Yani Türkiye'nin her tarafına gitsen mutlaka bir tane evim var orada. Onlar zaten kilonun en büyük amacı o. Özellikle Gaziantep'ten baklavalar. Hele bir Müslüm amcamız var bizim. Hiç eksik etmez baklavamız. Her geldiğine baklavamızı getirir. Turizm, gece çalışmanın en zor olduğu sektörlerden biri. Çünkü misafirlerimiz dedikleri bizleri gece boyu mutlu etmek zorundalar. Güvenliğimizi sağlamak ve hizmet etmek de cabası. Normalde 11.30'da başlıyorum, 7.30'da bitiriyorum. Yani gece şöyle söyleyeyim, bütün otelin sorumluluğu bizde. Çünkü işletme müdürümüz, onur müdürümüz otelde olmuyor ve sorumluluklarımız bir katı varken iki katı oluyor. Çünkü onlar bize güvenip kocaman işletmeyi bize bırakıp gidiyorlar. Ve bunun sorumluluğunda, bilincinde çalışmamız gerektiği için hani daha da zor oluyor bizim için.
turizm sektörünün yani şöyle aslında çok fazla zorlu olan bir sektör değil aslında. Çalışması zevkli, eğlenceli olan bir sektör ama hizmet sektörü olduğu için zaten hani ve insanlarla sürekli iletişim halinde olduğun için zorluğu belki bu kısımda olabilir. Onun dışında turizmde genelde shiftli çalışılır. Vardiyalar vardır işte. Bunun da en zor olanı gece çalışmaktır, gece saatleridir. Sonuçta insanla uğraşıyorsunuz. Her insanın beklentisi farklı olabiliyor. Yani bunları karşılamak için hüner de gerekebiliyor. Hani resepsiyonun sorunuzda da böyleydi. Onun için de bir hünerli olması gerekiyor. Her şeyi kontrol altına alabilmek için. Aktör gibi olmalı yani açıkçası. En başında uykusuzluk. Bence uykusuzluk en can alıcı noktası bu işin. Onun dışında gece birazcık daha gündüze göre yani korkutucu gibi. Giden gelen insanlar birazcık daha karanlık insanlar, karanlık tipler gibi. Ama şunu söyleyeyim, işi, bütün işi gecede öğrendim. Yani otel sistem programları olsun, turizm bakımında hep gecede öğrendim. Yani kendimi gecede geliştirdim. Zorluk mu? Değil, kolaylık benim için. Herkes için zor olan en önemli nokta uykusuzluk başta geliyor. Çünkü şöyle bir şey var zaten, hani gündüz 14-15 saat bile uyusan gece uykusu almadığın zaman vücut sürekli yorgun hissediyor kendini. Ve turizm sektöründe değil, tüm sektörlerde herhalde gece çalışmanın en büyük zorluğu bu olsa gerek diye düşünüyorum. Yani duruma göre değişiyor. Yani kılıktan kılığa girmek aslında bazen zor olabiliyor. Bazen insanlar sizi çileden çıkartabiliyor. Ama bunu da kontrol altına almanız gerekiyor tabii ki. Ya en büyük sorunu birincisi uykusuzluktur. İkincisi Topkapı haliyle eski dönemler bakacak olursan daha sıkıntılıydı. Sarhoş olsun, psikopat olsun. Ama son 10 senedir çok güzel düzeldi buralar. Gece çalışmak diğer mesleklere göre tabii farklı oluyor. Çünkü herkes yatarken en azından bir gece uykusuyla gündüz uykusunun bile farkı vardır. İnsan gündüz ne kadar uyursa uyusun, gece bir saat uyuduğu uykunun tadını alamaz. En ufak örnek. Sonuçta yani farklı. Mesela otele almaman gereken benim müşteri grupları var. Mesela ben şimdi ayakta duramayacak kadar her ne şekilde bir alkol almış bir adam almıyorum. Boş tarafı da var. Tabii ki bunun artısı da var. Ama her şeyden önce mesleğini sevmek lazım. Tabii ki bunun zorlukları da vardır. Örneğin şimdi saat kaç? 3 örnek veriyorum. Şimdi sarhoş geldi. Benim atıyorum 50 lira param var diyor. Yer vereceksin. Atsan olur mu atmasan olur mu? Gecenin saat 3'ünde. Ne yapacaksın? Bunların sıkıntıları da var. Adam gelmiş kapıya kadar kardeşim ayakta duramıyor. Çakmağı çaksan patlayacak. Ben onu almam. İstemiyorum. Çünkü burada kaç tane oda var? Sen bir tane odayı işgal ederken benim diğer 40 tane misafirimi rahatsız etmeye hakkın yok. Yani gece daha farklı oluyor gündüzden tabii gece çalışmak. Müşterine uğraşmak biraz zor oluyor gece. Yani sarhoş müşterimiz de geliyor. Normal müşterimiz de geliyor gece. Yani uykusuzluk var. Bayağı zor oluyor gece yani. Bakın ben bundan 95-96 yıllardan bahsedecek olursak o da vermedim. Parası yok diyor. Silahımı getirdi, silahı getirdi kafama dayadı örnek veriyorum. Mesela bir kere bundan önce çalıştığım bir yerde biri gelip resepsiyon deskinin üzerine silahını koyup oda isteyeni görmüştüm. Yani benim yaşadığım en ilginç olay oydu. Ne yapacaksın sonuçta? Buyurun dedi yani silah görünce vermiyorum diye cesaretin yok. Gecenin saat 4'ü. Sarhoş. O andaki yaşamayı. Yani şöyle geliyor misafir bir gecelik geldiğini düşünüyor ama geliyor bir gecelik ücretini veriyor yalnız oteli aldığını düşünüyor. Tamamen oteli satın aldığını düşünüyor. Tabii bu bazen insanı sinir edebiliyor. Tabii bunda içinizde yaşamak durumundasınız. Misafire herhangi bir şey belli edemiyorsunuz maalesef. Şöyle söyleyeyim gece çalışmanın zorlukları insan uykusunu alamayınca insan sabaha kadar zeroş oluyor. Açıkçası ben de şöyle konuşayım. Saat 4'ten sonra benim gözlerim de kapanıyor diyeyim ben size. Beyin olarak, fiziksel olarak. Bir saat açıkçası 1,5 saat gözlerimi dinlendiriyorum. Ha bunun içinde de uyku da olabilir tabii ki yani. Ama tabii ki insan zamanla alışıyor gececi vardiyaya tabii ki. Ya dayanıyorsunuz bir şekilde yani. Vakit geçirmek istiyorsanız gece vardiyasında internete takılıyorum, mesajlaşıyorum veya kitap okuyorum veya dua kitapları okuyorum yani. Veya film seyrediyorum vakiti tabii ki öldürmek için. Burada bütün gün uyunulmaz. Neden diyeceksiniz? Buradaki insanlar tabii ki bir emanettir. Sonuçta yangın falan olur Allah korusun. Bu yüzden yani kulaklarınızla gözlerinizle 199 açık olması gerekiyor yani. Otelcilikte yani. Sonuçta bunların insanların emaneti gibi bir şey diyeyim ben size yani. Gece çalışmanın zorlukları herkesin söylediği gibi yani tahmin ettiği gibi aslında şey uykusuz kalmak. Ama bu benim için çok fazla geçerli olduğunu düşünmüyorum. Hani kısa vadede en azından. O an için en azından. Hani uzun vadede zararları olabilir. Hani gece uykusu önemli olan
uyku dilimidir. Bundan yoksun kaldığımız için bunu söyleyebilirim. Daha eski dönemlerde Topkapı çok zordu. Turizmde diyorum bakın, Topkapı çok zordu. O dönemlerde saat gece 1-2 olduğu zaman silah seslerinden yatılmazdı. Kapıyı kilitlerdik. Herkese kapıyı açmazdık. Ama çok şükür son 12-13 senedir tertemiz oldu. Gececiyi ben 2 ay başladım. Bundan önce ben sabahçıydım. Burada bir tane eski bir abimiz vardı, eleman. 11 yıldır çalışıyordu. Kendisi az yoruldu bu işin içinde. Çıkmak istedi. Onu da patronla konuştu. İzni tabii ki, çıkış izni falan verdi. Ha, şu anda tabii ki eleman bulmakta zor gece var diye neden dersiniz. Herkese güvenilmiyor. Ha, ben burada bu güveni vermiştim ki. Gece kasa veriliyor tabii ki bunlar. İnsanların güveni, sağlığı burada tabii ki çok dikkatli olmak gerekiyor. Bir de gece insanlara, yani nasıl diyeyim, tecrübeniz olacak. Yani hangi insanlar sağlıklı. Biz buraya mesela evli insanlar alıyoruz. 40 yıldır burası vardır. Bizim sahibi, buranın sahibi de tabii ki az böyle şeylere çok önem verir yani. Soy isimleri tutacak yani. Hani öyle gelen geçeni maalesef almıyoruz yani. Çok dikkatli, titiz ayırıyoruz insanlarımızı yani. O yüzden 2 aydır ben gececiyim. Şu anda Allah izin verirse ileride bir temiz, gönüllü bir eleman varsa tabii ki güvenimizi alacak falan olursa onu da gece yaparız veya vardiya yaparız artık yani. Yani gece misafirlerle ilgili sorunlar olabilir. Yani belli boy olarak değil ama benim üstüm olan resepsiyonist arkadaş çözüm üretmesi gerekiyor. İşletme müdürlerimiz orada olmadığı için bu konularda biz hani müdahale oluyoruz. Onlar bize güveniyor. Sorunu çözebileceğimize inandıkları için hani biz o konularda şey oluyoruz, muhatap oluyoruz misafirlerle. Bütün şey bizde yani. Bize güvendikleri için biz. Yani isteseler bu sorumluluğu bize vermeyebilirler. Tabii mutlaka her an giriş olabilir. Her an gelip kapınız birisi çalabilir yani, ben geldim yeriniz var mı gibisinden. Böyle şeyler diyebilir. Yani şöyle olur. Belki uç bir nokta olacak ama sarhoştur. Sarhoş gelebilir, bar çıkışı gelmiştir. Belki bardan çıkmıştı gelmiştir. Onların davranışları tabii farklı olur. Onları da nasıl güdeceğinizi bilmeniz gerekir. Silah olayı olsun, kavga olayı olsun, camları kırma olayı olsun. Çok sıkıntılar yaşadık. Geliyor adam, parası yok, yeri geliyor. Vicdanla rahatsız oluyorsun, yer veriyorsun. 3 gün sonra kabadayı oluyor. Sürekli kalmak istiyor işte. Zorlukları da var. Yani gece müşterimiz biraz daha farklı oluyor. Yani normal müşteri bulamıyorsun gece. Tabii ki elbette oluyor sorunlar diyeyim. Yani müşteri der banyomun suyu akmıyor der, tuvaletim çalışmıyor der veya soğuk der tabii ki veya karnı acıkır. Veya restoranlar kapalıdır. Ben ekstra giderim mutfaktan bir şey hazırlarım mesela, kahvaltı menümüzden tabii ki. Müşteri de tabii ki memnun etmek zorundayız. Ufak olsun büyük olsun sorun değil. Yeter ki o insan ufak şeyinde azim rahatlasın yani. Ha, bazı insanlar geliyor tabii ki. Ben şunu Türkiye'de çok üzüntülü buluyorum. Nasıl üzüntülü buluyorum? Çok kaba insanlar var yani. Hani efendicikle konuştuk halde daha böyle kaba dayı gibi üzerine geliyor. Sen beni tanıyor musun? Ya kardeşim, ben sana güzelce izah ediyorum. Buraya biz evli çift alıyoruz. Gecenin saat 3'ünde yani yatıyorsun, uykundasın. Şurada koltukta kestirmişsin. Bir bakıyorsun kapı çalıyor. Bir sarhoş geliyor. Katlanacaksın. Ya çoğunlukla sarhoşlar gece 3'ten sonra, 2'den sonra uğraşmak çok zor. Odaya çıkmak istiyor, çıkamıyor. Yani odaya gösteriyorsun, aşağı iniyor, başka odaya giriyor, kapısını çalıyor. Aşağı iniyor, dışarı çıkıyor. Yani suyu açık bırakıyor yukarı. Devamlı tedirginiz yani gece müşterilerden. Sen beni tanıyor musun diyor, tespih sallıyor yani, tehdit gibi yani. Bu insanlar bana az ters geliyor yani. Ne demek istiyorlar ben anlamıyorum ama kavga dönüşecek hal gibi bir trip yapıyorlar yani, daha doğrusu. Bu böyle şeyler üzüntülü yani. Bizim insanlar maalesef bu Türkiye'de az insanların günahını almayayım, az barbarlık var galiba yani. Yani güzel bir diyalog kurmaya çabalıyorsun. Karşı taraf güzel diyalog ya anlamıyor ya da öğrenememiş ya da içindeki bu aktiviteyi yani bize yansıtıyor ya da bana yansıtıyor yani. Ha, bu insanlar tabii ki bozuyor beni, üzüyor diyeyim ben size yani. Allah'a şükür öyle bir tehlikeli anından karşılaşmadık. Kavgamız, mavgamız olmadı. Bıçak olayı falan olmadı. Saat 2'den sonra gece tabii ki güvenlik açısından ben kapıyı zaten kilitliyorum. Ya cama vururlar krok krok ya da ben koltuğun kenarına gazetemi okurum. Veya dediğim gibi telefonumdan film bakarım. İnternet surf yaparım. Birisi geldiği zaman camdan beni görüyor mesela. Yani. Beyaz zile basardım mesela. Gecenin saat 3. 2 tane Türkmenistanlı vardı. Hiç unutmam. Türkmenistanlıları ben mütevazi olarak görüyordum. Şimdi onları gördükten sonra bunlar tamamen vahşi batının kovboyları gibi görüyorum. Adamlar öyle bir kavga ediyorlar. Ben öyle bir kavga görmedim. Otel ayağa kalktı. Kemer almışlar. Birinin elinde de şöyle bir cop var. O ona vuruyor, o ona vuruyor. O ona vuruyor, o ona vuruyor. İnanılır gibi değil. Ayırmak
Mucize, polisi çağırdım. Polis dayı baş edemedi. Bir aile müşterimiz geldi. Müşterimiz sabahleyin kalktı. Arabasının olmadığını söyledi. Arabasının çalındığını söyledi müşterimiz. Araştırdık arabayla gelmedi. Arabana geldim diyor, arabam yok diyor. Meğersem arabayı İştiyede Beyoğlu'na bırakmış arabayı. Adam nasıl geldiğini hatırlamıyor buraya. Yani 3 gün araştırdığımız müşterimiz oldu öyle. 3 gün arabayı aradık. Araba çekilmiş tabii. Yani İşti, yani eğlendiği yerde arabayı unutmuş. Böyle enteresan bir şeyimiz oldu yani. Ha şimdi ben mesela kapıyı açtığım zaman arkamdan 3 tane adam geliyor. Ama ben düşünemem ki o adam beni mi soracak, kafama bir şey mi geçirecek yani. İnsanın ne olduğu belli değil maalesef. Ha burada ne olacak? Yani artık bazen akışına bırakacaksın diyeyim ben size yani. Her mesleğin zor yanı var yani. Biz artık alışmışız ya buna. Bizim için zor gelmiyor artık bu. Gündüze geçmek tabii ki istiyorum. Geceyi de seviyorum. Öyle diyeyim. Geri çevirme yetkisi var. Şu anda çalıştığım işletmede söyleyebilirim. Orada yetkimiz var. Hani bakaraktan herkesi değil tabii ki görürsünüz. Çok fazla sarhoştur. Bakarsınız çok gürültü patırtı yapacak tipten bir insandır. Bu nedenle geri çevirebiliyoruz. Yani bu bize yetki olarak veriliyor şu anda çalıştığım işletmede. Çok iyi bir şey aslında. Odamız yok diyoruz en basit yalan. Odamız yok diyoruz, gönderiyoruz mecburen. Yapacak bir şey yok. Hani diğer misafirleri de düşünerekten onların güvenliği de önemlidir. Çünkü biz burada sadece oda satışı yapmıyoruz. Burada bekliyoruz, misafirler geliyor, onlar bize güveniyor, uyuyorlar, yatıyorlar. Biz de onların güvenliğini sağlamaktan yükümlüyüz yani. O yüzden o misafir seçiciliğini iyi bilmek lazım. Şöyle söyleyeyim, uçaktaki kaptan nasıl uçaktaki yolcunun canından sorumluysa biz de buradaki insanları koruyoruz. Çok nadirdir bu tabii, çok fazla uç bir şey, çok fazla nadir bir şey, çok sıklıkla olmaz. Çok fazla sıklık olmaz ama denk gelir yani. Kendini bilmez insanlar da gelebilir. Her ne kadar gerçekten ihtiyacı olan insanlar geldi, yani konaklama ihtiyacı olan insanlar geldi gibi. Onun da konaklama ihtiyacı vardır ama duracağı noktayı bilemez. Çok fazla sorun çıkartabilir. Gece çalışmak turizmciler için trajikomik hikayeler de barındırıyor. Hayrullah Bey'inkiler de işte böyle hikayeler. Bir gün bir olay anlatayım size. Vicdanla rahatsızlık duydum. Aldım yaşlı bir amca. Bak sokakta kaldığım günü hatırladım. Parası yok. Para önemli değil. Bir Allah razı olsun diyorum yeter. Aldım. Kimliğime kaydetmedim. Dedim ya şunu çıkarın şu amcayı Nazmi Bey dedim. 312 numaraya yatsın. Sabah tayar olsa gidecek hastaneye. Ve kalp krizi geçirmiş ölmüş. Allah rahmetine kavuşmuş. Kayıt yapmamış. Aman Allah. Ben neler çektim biliyor musun? Ne sırları var. Gülmeyin gülmeyin onu bir yaşayan bilir. Akana bak. Polis geldi. Çağırdım polis artık. Dedim ya böyle böyle. Kapıyı açtık. Yedek anahtarla kimliğini aldım. Ölü adam Allah'ım Allah rahmet eylesin. Allah gani gani rahmet eylesin. Kimliğini aldım cebinden. Kayıtını yaptım. Polise dedim durum böyle böyle. Sen dedi birinci derecede suçlusun. Eyvah. Ya utanıyoruz. Zangır zangır titremeye başladım. Yani suçlusun kompleksine girdim. Acaba suçlu muyum? Yani acaba ben mi cinayeti işledim? Ulan kaşa bakın göz çıkardık. Neyse sonra savcı falan geldi. İnceleme yaptılar. Çok şükürler olsun. Kalp kriziyle geçtiği meydana, kalp kriziyle rahmetine kavuştu. Kesinleşti. Ama o sıkıntıyı yaşayan bilir. Gül gül. Gülüm.
Adam iki tane evladı var. İki erkek evladı. Dairelerini tutmuş, evlatlarının üzerine devretmiş. Tabii adamlar da olmuş tamamen hanım köylü. Yani sözümü lütfen yanlış anlamayın. Siz de şey yapmayın hanımefendi. Hanımlar istememiş babalarını. Adam geldi buraya. Ya işte durum böyle böyle, benim iki tane evladım var. Dairelerimi onların üzerine yaptım. Beni attılar sokağa. Çok acı bir olay. Neyse biz onu aldık en cüzi bir miktarda. Bir ay, iki ay, üç ay. Burada kaldı. Allah rahmetine kavuştu o da. Çocukları inanır mısın? Öldükten sonra sahiplendiler. Ve belediye geldi, aldı sahipsizlikler mezarlığına götürdüler. Çocuklar dedi ki ya bizim babamızı siz ne yaptınız? Ya kardeş gidin belediyeye sorun, gidin kurban oldum, karakola sorun. Siz neredeydiniz bugüne kadar, babanız böyle böyle oldu? Ya hangi birini anlatayım? Hele bir Nurullah amca vardı. Ah, ah. Allah rahmet eylesin, o da öldü. Ya Nurullah amcayla eskiden böyle bacak falan oynardık, sohbet ederdik. Ya sürekli yani, o gün akşam oynadık. Dedi ki bana hakkınızı helal edin dedi ama bugün yenmeyin beni dedi. Ya dedim Nurullah amca ne oldu, dur hele acele etme. Ben bugün hiç iyi değilim. İyi peki dedim o zaman. Adamın içine mi doğdu ne oldu, neyse. Çayımızı kahvemizi içtik, gitti Nurullah amca. Ula Sabri, 24 saat oldu Nurullah amcadan haber yok. 48 saat oldu Nurullah amcadan haber yok. Ya bunu çekme kurban olayım. Ya bunu vermem, ben anlasam bir koku geliyor. Aman Allah. Adam ölmüş, Allah rahmetine kavuşmuş. Kokmuş adam artık. Biz iki gün oldu fark etmedik. Kapıyı çilingir çağırdı, kaçtırdık. Eyvah. Adam gitmiş. Garibim de gitmiş. O da Allah rahmetine kavuştu. Çağırdık polisleri, gönderdik. Böyle. Nerelere geldik? Bak nereye, siz bana neler soracaktınız, biz nerelere gittik? Gece çalışan bir turizmcinin ailesi olmak, en az gece çalışan bir turizmci olmak kadar zor. Biz sıcak yatağımıza girmek için işlerimizi hızla yaptırmak isterken, belki de hiçbirinin ailesini ya da geçmişlerini merak etmiyoruz. Oysa hepsinin bir öyküsü var. Yaptığım işte mutlu mu? Yani şöyle söyleyeyim. Hani onlar da bu işi biliyorlar ama hani kalıcılığı bakımından hani biraz onlar şey, hani ne kadar mesela telefonla konuşuruz, hani ne kadar da bu işi yapacaksın, valiz taşıyacaksın tarzında falan. Onlar hani o şekilde algılıyor ama hani ben diyorum biraz sabır bazı şeylerde. Hani benim için en büyük engel şu an askerlik. Hani okulumu bitirip askerliğimi yapmak ki ondan sonra. Hani herkesin kafasında bir şeyler oluyor ama başvuru yaptığınız zaman bir yere soruyorlar hani askerliğini yaptın mı? Yani bazı yerlerde çok önemli bir faktör. Askerlik muhabbeti. Hayır, evli değilim. Yani turizmin de açıkçası bir dezavantajı da bu. Turizmciler maalesef ya evlenemiyor ya da geç evleniyor. İki tane ellerinizden öpe, bir kızım bir oğlum var. Vallahi tam tersi, bu mesleği seçtiğim için çok mutlu. Diğer mesleğimde çok sıkıntı yaşadığım için bu mesleğimi daha mutluyuz şu an. Kızım vardı, annesinde kaldı. 12 sene oldu ayrılalım. Şimdi yeniden tekrar bir evlenme durumu var. Bakalım, Diyarbakır'a damat gidiyorum. Ben buradan evime, çoluma, çocuğuma ekmek götürüyorum. Mecburum işime saygı duymaya. Ve hepsinden de önce gelir. Eşim de dahil. Kesinlikle yani. Bu da ilkelerimden bir tanesi. Şu anda evliyim. 3 çocuğum var. O da başlasın. Mutluyum. Yani zor oldu tabii. Memleketten evlendim yine. Yine kendi memleketimde alan kızla evlendim. Ya otacık bayağı zor. Zor meslek yani. Evet, benim babam 3 sene önce vefat etti. Babam kanserdi. Annem burada yalnızdı. Almanya'dan emekliler kendileri. Burada yaşıyorlardı. Ben Almanya'daydım. Abim Almanya'da, ablam Belçika'da, diğer ablam Kayseri'de.
En küçükleri de ben olduğum için ben karar verdim. Anne dur ben Türkiye'ye geliyorum dedim. Az destek olayım en azından. Çünkü annem şeker hastası olduğu için babam hep hastanelerde falan iğneleriymiş, doktor kontrollarmış falan koşturamadı yani. Ben de geleyim az yardımcı olayım işte. Türkiye'ye geldim ben de kararımdan. Annemle beraber işte baktık babamıza. 3 yıldır başındaydık yani daha doğrusu. 3 yıl önce tabii ki vefat edince ben de gitmek istemedim zaten yurt dışına falan zaten. Ta 6 sene önce daha doğrusu Almanya'yı ben kestim yani diyeyim ben size. Tamamen kararım babamın duygusallığıydı. Ben de tabii ki Türkiye'mizi fark ettim. Keşke daha önceden fark etseydim. Türkiye'miz gerçekten güzel bir memleketimizdir yani. Daha önce gelebilseydim derdim kendi kendime ama nasip kısmet buymuş. Babamın vesilesinden ben de tabii ki burada kalmayı tercih ettim. Annemle beraber yaşıyoruz. Şu arada da annem tabii ki Almanya'da. Her sene yarım sene oraya gider kalır, yarım sene Türkiye'de kalır yani. Gece çalışmanın zorluğu ailenle çok vakit geçiremiyorsun. O vakitte de onlara bu şeyleri kusarak göstermek istemem. Kendi içimde yaşıyorum herhalde. Biraz da o var yani. Buradakini oraya yansıtmıyorum. Yani sürekli dışarıdasınız, yani yaz sezonunda çalışıyorsa bazen, sezonluk işte çalışıyorsa sürekli yer değiştirebiliyor. Yani bir çalıştığı yeri ikinci sezon çalışma imkanı bulamıyor bazen. O şekilde oluyor. Bu da çok sürekli yer değiştirdiği için evlenememesine sebep olabiliyor. Bir de uzun vakitlerde çalışıyor. Aile hayatına da bu etki ediyor tabii ki. Yani 12 saat, 13 saat, 14 saat çalışan birisinin böyle aile hayatının olması biraz zor gibi sanki. Zaman zaman bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Gece çalıştığımdan dolayı bir de turizm sektörü olduğu için. Ama tabii malum alışmak zorunda. Vallahi tabii ki onlar da o konuda çok sıkıntılı tabii ki. Yani birbirimizi göremediğimizden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Ama hayat şartları bunu gerektiriyor. Başka çareleri de yok şu an için. Annem babam vefat etti. Rahmetli oldular. Annem o zaman bir felç hastalığı geçirdi. Felçti. Ondan sonra tedavi falan. Tekrar bir yıl sonra ayı günü geldiği zaman tekrar yeniliyor. Tekrar ondan sonra sağ taraftan tuttuğu zaman direkt kalbe, kalp krizi. Felç. Felçten öldü. 9 yaşında falan. 18 yaşında babam vefat etti. Trafik kazası. O zaman büyük ablalarım vardı. Onlar baktı. Babamız sağdı. 18 yaşında işte ondan sonra babam vefat etti. 10 sene sonra falan. Tabii ki ama hayat şartları bazen gerektiriyor. Bazı şeylere herkes katlanmasını bilmeli yani. O da katlanıyor tabii. Kızımla görüşüyorum evet. Normalde telefonla görüşüyorum. Zaten şu var, en son bana kızım da kızdı. Valla ne zaman kızım para lazım olsa, kontür lazım olsa, baba kontür, baba para. Bir gün dedim, kızım dedim artık kontür bayi gibi hissediyorum falan dedim. Bunu alındı, uzun süredir görüşmüyoruz. Hatta hattın da değişmiş. Bu aralar biraz sıkıntı var. 5'ten sonra vakit ayırmaya çalışıyorum çalışma saatine kadar. Saat 5'ten sonra akşamı beraber geçirmeye çalışıyoruz. Hemen hemen akşam üstünü beraber geçiriyoruz yani. Herhalde yani sonuçta benim bir evladım. Şu anda okuyordu üniversitede. Arada işte önceden görüşüyorduk. Gidiyorduk, oturuyorduk bir yerde yemek yiyorduk dışarıda. Geliyordu, görüşüyorduk. Ama bu aralar o da biraz kopuk. Valla şöyle tek şu anda yalnız sayılırız. Var, çok kardeş var, bacı var, akraba var ama kimseden kimseye fayda yok. Hani derler ya tırnağın varsa başını kaşı. Ben de saçlarımı kestirdim daha kolay oluyor. O yüzden sonuçta zor mücadele etmek hayatta. Ya yani mesela gece ben burada çalışıyorum. Kendi evde oluyor. İster istemez rahatsızlanıyor. Gitmek zorunda kalıyorsun. Veya gündüz bir iş oluyor. Uykusuz kalıyorsun. Yatmak zorunda kalıyorsun. Onunla ilgilenemiyorsun. Artık bunların zorlukları var. Evet şimdi şöyle. Ben zaten kendim anne baba sevgisi fazla görmediğim için bunları yaşayamadım. Yani annesizlik, babasızlık. Bunu yaşamayan insan bilmez. Ne kadar bir yani görsen de böyle filmlerde olur, böyle çevrede dışarıdan görürsün ama bir insan başına gelmediği zaman bazı şeyleri anlamaz. Ben de şimdi tekrar bir düzenim olsun. Benim en büyük üzüntüm şu anda benim çocuğum, benim sağ olduğum, hayatta olduğum halde babasız, baba sevgisi olmadan yaşıyor. Yani baban olması, ölmesi ayrı bir konu, bir de olup da yok olması daha farklı bir konu. Ama gerçekten yani bir insan kalabalık bir aile olması İstiyorum. En çok kızım çok üzülüyor. Babam gelmedi. Babam nerede kaldı? Niye gelmedi? Baba sen her zaman gece mi çalışacaksın diye onun çok sıkıntısını yaşıyoruz. Tabii ki yani işimi severek yaptığım için yani buraya gelirken hani ayaklarımız geri gitmiyor. Resmen ileri gidiyor bir an önce gelelim diye. O yönden onlar da sıkıntı çekmediğinden dolayı çok mutlular. Annemi hatırlıyorum evet. O zaman ilkokul 3'te falan demişti. Biliyorum. En küçük ben olduğum için 8 tanenin en çok beni severdi.
bir yere gittiği zaman bir tane bir şeker bile verseler bunu ben sabrime götüreceğim diye alıp getirebilirdi yani. Evin küçüğü olmak zaten önce bir ailede en büyük tatlıdır, bir de en son beşik derler. Ben de en küçük olduğum için ondan sonra bizi daha fazla severler. Yani devamlı gittiğim zaman Tokat'a, ben Tokatlıyım. Gittiğimde her zaman mezarına giderim. Ondan sonra ziyaretini yaparım. Mezarını yaptırdık. Ona gittiğimizde ziyaretini yaparız, duasını yaparız. Her Ramazan'da ondan sonra hatimini okuttururuz. Zaten kız çocuklarımla zaman geçiremediğim zaman çocuklarım ona çok üzülüyor. Babam hep geliyor mu yatıyor, hep gidiyor mu yatıyor. Ne yapacaksın? Gece çalışıyorsun haliyle. Uyumak zorunda kalıyorsun. Babam normalde çok disiplinli, çok otoriter. Böyle biz 8 kardeştik. Evde odada bir odada otururduk hep beraber. Annem, abilerim, ablalarım, 8 kardeş. Yani dışarıdan birisi hırsız gelse evde kimse yok diye bir soymaya kalkardı. Babamızın yanında çıt yok. Rahmetlik annem, babam evden çıkardı. Bana o çarşı, eskide büyük çarşı çantalar vardı, ekmek çantası. O çantayı verirdi bana, oğlum git baban ekmek alsın. Ondan sonra çarşıyla da bizim ev bayağı var mesafesi. Babamın peşi sıra böyle 5 metre uzaktan o çanta elimde giderdim. Ne zaman babam beni görüp de ondan sonra ne var diyecek, baba ekmek diyeceğim, alıp eve getireceğim. Çocukluğumuzda öyle bir terbiye. Hiçbir zaman şey yapmadık yani biz. Saygı, sevgi. Çok otoriterdi. Benim işim olmazsa önce işime yansır. Ve problem büyür. Benim işim ne olursa olsun hepsinden önce. Yani sıralaması yok. Hep birinci sırada işim. Ondan sonra hayatım geliyor. İşin olmadı, karnın aç, ne yapacaksın? Sevgi derken yani bu fazla bir eskiden yani insanlar böyle fazla çocuklarıyla alıp yanında sevmek, yanında götürmek. Şimdi alıyorlar, ondan sonra götürüyorlar eğlence yerlerine, oyun parklarına. Bizim zamanımızda öyle bir şey yoktu ki. Biz sokakta top oynuyorduk. Babam geldiği zaman köşeden, camiden geliyordu. Babam gördüğü zaman ön kapıyı bırakıp ben arka kapıdan önce eve girer. Babam gelmeden girer otururdum eve. Çünkü top oynamak neydi işte, ayakkabı yırtılır, ondan sonra üzeri yırtılır, bilmem ne olur. Bu kıyap, o zamanlar bizim zaman öyle. Biraz da imkanlar daha farklıydı. Şimdiki gibi herkese telefondu, laptoptu, internette, bilgisayar. İnsan, yani bakıyorum da şimdiki çocuklar daha şanslı. Ben normalde ayağımda mesela yamalı çoraplarla okula gittiğimi biliyorum o zaman. Çünkü kalabalık aile. O zamanki şartlar, imkanlar. O zaman nerede böyle para, imkan, bolluk? Yok. Giderdim ben okula, oturdum ama böyle pantolonumdaki yamaları kapatırdım böyle okula arkadaşlar görmesin diye. Böyle günler yaşadık. Ama şimdi bir yere bir yer çizilse, leke olsa ondan sonra pantolon atılıyor. Şimdiki çocuklar 50 tane pantolon. Ben bir pantolonla iki bayram geçirdim biliyorum. Bir ceketle, bir pantolonla. Normal bir o zaman laylon ayakkabılar vardı üstüm bağcıklı. Onlarla alıp koynumuza yastığımız altına yastığımız günleri biliyoruz. Şimdi neler? Hiç bol. Her şey bol. Baba al, alıyor. Anne al, alıyor. Yani şanssız. Şimdiki çocuklar çok şanslı. Şimdi ne desin yani, hayatımız böyle yani, değişen bir şey yok ya. Otelci olsa bile evlenmezdim falan filan diyor bazen ama ya alıştı artık o da. Zor yani, herkesin mesleği var artık yani. Ha şimdiki çocuklar olsa 3-4 yaşında bilgisayar ortamında babişkom, babacığım, canım, cicim der hatırlar. Ne biz o şeyde nereden hatırlayacaksın? Baban çalışmış, akşama kadar eve gelmiş, tarladan gelmiş, ters düşmüş, yatmış. Babayı nerede görüyorsun ki? Şeyin Fatih Kısa Parmağın türküsündeki gibi. Resimde görürüm, o adam benim babam, hepsi bu kadar. Başka yok. Meslek, şimdi belki güleceksiniz ama pilot olmak isterdim çok özellikle. Küçüklüğümden beri uçaklara, teknolojiye çok ilgim vardı. Elektronik şeyleri, eşyaları severim açıkçası. Ve küçükken hep derdim pilot olayım, pilot olayım, pilot olayım. Olamadım maalesef. Almanya'da hatta bir sınava girmiştim helikopter pilot üzerine. Kulağımdan ameliyat olduğum için o sınavı başardığım halde almadılar. Çünkü öyle ileride pilot falan olmak üzere olursanız ameliyatlı insanları almıyorlar yani. Ben meslek çok aslında. Normalde ben boya badana ustasıyım. Montalama.
Ondan sonra dekorasyon işler yapıyorum. Televizyonculuk yaptım. Yani ev ortam olmadığı için bir aile, anne baba, kardeşlerimle beraber kalamadığım için. Çünkü gidiyorsun kardeşin, erkek kardeşin el kızı. Diğer tarafına gidiyorsun el oğlu derler ya. Ya sığmıyor kimse kimsenin yanında. Ben hep gurbette, dışarılarda çalıştım, dışarılarda kaldım. Şu anda da tekrar bir düzen kurmak, yeniden ayakta kalmaya çalışıyorum. Hayalimdeki meslek olarak düşünecek olursan, ağırlıklı olarak yine ben bu turizm sektörünü seviyordum. Ha turizmin aslında sevmek istediğimin nedeni, turizm en büyük içimde bir utkak alan bir kısım. Okulunu bitirip daha başarılı bir şekilde yapmayı çok istiyordum, çok arzuluyordum. Ama kısmet değilmiş, yine buna da şükür. Yine kendimizi bir şekilde geliştirmeye çalıştık. Hayalimde galiba öyle hedefleri olan bir insan değilim ben. Benim hayalimde herhangi bir meslek yoktu. Ben turizmi de yazarken üniversite tutsun diye yazmıştım. Şimdiye kadar önce gece kıyafeti, onunla çalıştım. Bayan sektöründe, tekstilde. Son işte o Türkiye'deki o değişik kriz dönemlerinde onu bıraktım bir gecede, ama işim bozulup falan bırakmadım. Normalde kızgınlığımdan, sinirlendiğimden bıraktım. Tarihi bile bellidir. O meşhur anayasa kitapçığının fırlatıldığı dönemde, doların bir anda tavan yaptığı dönemde, yani çok çalışıp da zarar etme dedikleri pastadan biz de nasibimizi aldık. Ondan bıraktım. Onun haricinde kokoreçe geçtim. Ondan sonrası otel devamında geliyor. Vallahi hiç hayalimde bir meslek üretmedim ama bu mesleği de severek yaptığım için hayalimdeki meslek diyebilirim. Daha önce ben de radyo televizyon programlar yaptım. Spor spikerliği yaptım. Kendime ait özel programım vardı. Yarışma programı. Televizyonculuk yaptık yani. O şöyle, fazla bir getirisi yoktu. Çünkü yeteri kadar tatmin etmiyor. Hayalimde bir meslek, gerçekten bir öğretmen olmak isterdim yani. Okuyup öğretmen olmak isterdim yani. Öğretmenlik hoşuma gidiyor benim, güzel bir meslek yani. Çocuklarla ilgilenmek hoşuma gidiyor benim. Çocukları sevmek, yani çocukları çok seviyorum ben. Onları eğitmek, yani güzel bir Türkiye'de güzel bir meslek sahip etmek isterim yani. İsterdim yani, öyle bir hayalim vardı. Çocukları ben çok seviyorum. Yani çocukları gerçekten dünyada en çok güzel varlıklardır benim için. Çocuklarla hayatım olsun istedim yani açıkçası. O yüzden çocuklar üzerine psikolog okudum. Bu da içimden gelmişti gerçekten de yani Almanya'da. Ve çocuk psikoloğu başlarından okudum yani. Orada da çalıştım. Güzel bir kabiliyetimden tabii ki. Ama sonradan farklı bir şirket adımlara girdik arkadaşların sayesinde. Reklam şirketi açalım falan dediler. Böyle böyle yatırım falan yaptık. Bir baktım kendimi reklam şirkette buldum. Ama okuma döneminde ben çocuk psikoloğu okudum yani. Yani hayalimde meslek mi değildi. Yani kendi işimin olmasıydı ama bu mesleği okuduğum için turizm ve otel işletmeciliğinin kademe kademe bazı şeyler oluyor, yükselmeler. Burada da yükselmelerin olacağını düşünüyorum. Yani kendi bir kafe işletmeyi düşünüyordum ama şu an imkansız gibi. Daha zamanı var diye düşünüyorum. Birçoğu turizmi meslek olarak seçmemiş. Turizme hayat tarafından sürüklenmiş. Ama sürüklendikleri hayatı da çok sevmişler. Ya bu mesleğe, yani İstanbul'a ilk gelişimde kalacak yerimiz olmadığından başladık bu mesleğimize. Yani bir evi yatma yerimiz olduğundan dolayı başladık. Tabi ailem bilmiyordu, sonradan öğrendi yani İstanbul'a kaçtım. Birkaç gün sonra söyledim, sonra da göndermezlerdi yani İstanbul'a. Sonra oldu yani böyle bir enteresan bir şeyle kaçmış oldum köyden. Döndüm de bir sene sonra döndüm geriye. Yani İstanbul'a gelişimi böyle bir ay çalışayım da tekrar memlekete gideyim diye geldim. Baktım ki olmuyor yani, geri dönüş olmadı yani. Bir sene oldu, gittim. Bu sefer İstanbul'u özlüyorum yani, alıştığımız yer burası artık. Ya devamlı gidip geliyoruz tabii İstanbul'a, memlekete. Ya yumuşadılar bile, çok kızdılar ilk önce de sonra yumuşadılar tabii. Ya baba oğlu gelince memlekete daha farklı oluyor tabii insan. Yani İstanbul'dan gelmiş
heyecan da var içinde. Yani pek istemediler buraya gelişimi ama işte böyle alışmış olduk buraya artık. Ya zorlukla yaşadığında İstanbul'da bir yer bilmiyorsun, tanımıyorsun, kimseyi bilmiyorsun. Yani yabancı bir yer. Yani mesela İstanbul'da izinli günde dışarı çıkamıyordum, korkuyordum. Bilgim yok dışarıda, yani İstanbul'u pek tanımıyorsun. Aşağı yukarı 3-5 ay geçti yani tanıyayım diye. Mesela 89 yılında gelmiştim İstanbul'a. Mesela bir Ahmet Kaya konseri vardı. Konsere tişört aksine gidiyordum, yolu bilmiyordum. Enteresan bir şey. Yani halk konserleri vardı Gülhane Parkı'nda o zaman. Devamlı tişört aksine giderdim oraya. Her hafta giderdim oraya konserlere falan dinlemeye. Çünkü İstanbul fazla bir yer bildiğim yoktu yani. Hep turizm işinde miydim? Değildim. Farklı yaptığım işler de oldu. Ama özünde turizmdeyim. Daha önce pazarda çalıştım diyebilirim. Bir 4 sene kadar falan ayakkabı sattım pazarda. Ondan sonra, ondan önce gene otelde çalışıyordum. Ara verip 4 sene pazarcılık yaptım. Tekrar turizme göre döndüm. Biri baba mesleği, biri üniversiteden mezun olmuştum zaten turizm otelcilik bölümünden. Biri de kendi mesleğim. Buraya nasıl başladım ben? Resepsiyon olarak girdim. Yavaş yavaş sorumluluk aldım mutfak üzerine falan. Kabiliyetim olduğu için tabii ki geçmişten olarak. Ondan sonra güvendiler tabii ki. Kasa olsun, mutfak olsun mesela. Müşteri hizmeti olsun veya müşteri yardımı olsun mesela. Yani gelen müşterileri burada biz yani memnun ediyoruz diyeyim ben size. Otel burunca budur zaten. Güler yüzden karşılıyoruz. Güler yüzden gönderiyoruz müşterimizi tabii ki. Bizim Türkiye'mizde şöyle söyleyeyim, personellerden eğitim az, eğitimsizlikten dolayı müşterilere karşı yabancı dil olsun az öğretilmiş bence yani. Yurt dışında mesela 3 sene turizm mesleği yapıyorsun. Orada yabancı dil öğrenmen şart, müşteriye nasıl davranacağın şart, psikolojik olsun veya ilk yardım kursu olsun. Bunlar tabii ki bu branşta çok önemli. Ben şunu fark ettim, bizim Türkiye'deki insanlarımız güler yüzlü insanlara almıyorlar da asık suratlı insanlara böyle sanki. Yabancı dilleri yok veya yabancı insanlara yardım edecek bir insan bulamıyorlar. Veya konuşma tavsiyesini insanlara diyalekti kuramıyorlar. Veya affedersiniz yani surat asarak bir insana konuşuyorlar mesela. Bilmiyorum yani açıkça şöyle söyleyeyim ben. Yabaz gibi bir insanlar yani bence bu otel branşında çalıştırmak ters. Karakteri şöyle, insanları tam tanımalı. Yani gördüğü zaman, baktığı zaman insanın nasıl, ona karşı nasıl davranacağını hesap edebilmeli. Güler yüzlü olmalı yani herkesin bildiği gibi. Şu anda şöyle bir şey söyleyeyim. Son 2 senedir İstanbul'da bir turizm patlaması vardır. Otellerde boş yer yoktur. Yani güzel hizmet eden bir yerde kesinlikle boş yer yoktur. Yani tabii farklı yerleri söylemiyorum. Adam gibi hizmet eden yerlerde. Şimdi benim hep Anadolu'dan gelen müşterim olduğu için huzur istiyor. Şimdi Aksaray'la burayı bir kıyaslamayın. Şimdi bazı insanlar otelciyim dediğim zaman farklı yorumluyorlar. Otelcilik dünyada yapılacak en güzel mesleklerden bir tanesi. Ama bazı insanlar otelciliğin adını çıkardı. Bak bunun altını çizerek söylüyorum. Otelcilikle ben onur duyuyorum, gurur duyuyorum. İnsana hizmet ediyorsun. Bunun kadar güzel bir şey var mı? Anadolu'dan gelen bir insan buraya ben kendi evimmiş gibi geliyor. Atıyorum Anadolu'dan gelmiş, eşini almış gelmiş, mutlu bir şekilde benim diyor. Buraya benim ikinci evim diyor. Bu bize mutluluk veriyor. Yani çalışma aşkını daha çok reddetiyor. Daha çok hizmet ediyoruz. Daha nasıl yapabiliriz, insanlara nasıl mutlu edebiliriz, mutluluğu veriyor. Şimdi bazı ortama gidiyorsun, arkadaş ortamları, yeni tanıştığın bir ortama. Ne iş yapıyorsun? Turizmciyim. Yani otelciyim. Otelciyim diyemiyorum. İnsanlar farklı yorumluyor. Bunun altını özellikle çiziyorum. Otelcilik kadar güzel bir meslek yok ama adam gibi yapana. Zorluğu var mı? Tabii ki var. Kolaylığı var. Bazılarına göre değişik söylenme şekilleri var. Bazılarına göre çok iyi hitap edildiğin şekilleri var. Bazılarına göre çok kötü hitap edildiğin şekilleri var. Bazılarına göre hiç sermayesiz, sermayesinin tamamı uyku olduğu düşünülen bir sektör. Mesela komiklik adı altında söyleniyor ama aslında gerçeklik payı da var. İşte diyor ki arkadaş gruplarımızdan ya sermayesi uyku diyor. Bu işin diyor zararı olmaz, bilmem neyi olmaz.
Olmaz olur mu yani? Çağa ayak uyduramazsan adam gelsin o zaman yatsın. Nereye yatacak? Yerini beğenmezse, yaptığın hizmeti beğenmezse bir daha gelmez. Ben de zaten benim belli başlı ilkelerim de var. Onlar da çok enteresan. Mesela benim şöyle bir tezim var. Müşteri bana diyorum bir gece lazım. Neden? Herkes diyor Allah Allah oğlum. Evet, bana bir gece lazım. Ben bu gece onu burada güzel ağırlarsam, güzel ikramlarımı sunarsam, o buradan memnun olursa, eğer zaten konaklamayı devam ediyorsa, ikinci ve devamı gelen günlerde beni tercih edecek demektir. Zaten ben ilk birinci günü kabul ettiremezsem karşımdaki misafirimize, ki ben onlara müşteri demiyorum, tamamıyla beni tercih etmiş olacak. Ama yine seviyorum ya. Yani mesleği seviyorum ben, mesleğimi seviyorum. İnsanları gerçekten sevmek lazım. Kavga diyor iş nedir ya? Bir bak ne güzel geldik, şurada sohbet ettik, birbirimize gülüştük. Yani cenazeyi dahi, o en zor durumdaki dahi biz burada gülerek sohbet ettik. Öyle değil mi? Şimdi bir de hüzünlü bir şekilde, kaşını çatmışsın bu şekilde bakıyorsun. Kırgınsın. Bazen gidiyorum örneğin otellere, resepsiyona. Yeriniz var mı? Var. Resepsiyona bakın, kaşı çatlık. Var beyefendi, buyurun. Lan azıcık gül, lan kurban oldum, gül gül. Lan arkadaş, ha gül de bu mesleği yapıyorsan güler yüzlü olacaksın. Ben azıcık güleceğim, tebessüm göstereceğim. Var. Bak hele oraya. Yok. Var. Güler yüzlü, her zaman güler yüzlü. Bu mesleği seviyorsan birincisi güler yüzlülük. Almanya'da turistlere tabii ki davranırlar. Almanya'da eğitim kökten zaten turistlere iyi davranmaları öğretiliyor açıkçası yani. Şimdi orada dediğim gibi yani orada 3 yıl veya 4 yıl hangi mesleğine göre değişiyor tabii ki yani. Otel Kaufmann derler, otel yönetici derler mesela veya muhasebeci. Bunlar genellikle hep 2,5 yıldan 3,5 yıllarda meslek, diploma alıyorsun sonuçta. Zaten bir otele başlamadan önce yavaş yavaş okula giderek staj diyorlar galiba Türkiye'de. Onu görerek seni yavaş yavaş otelin içine sokuyorlar. Bunlar psikolojik tedavisinden tutun, özel eğitimden tutun, özel öğretmenlerden tutun veya diyalog öğretmenlerinden konuşma öğretme sebebinden. Otele başlamadan önce bunlar hep eğitim sınavından geçmek zorundasınız yani. Eğer bu sınavı başardıktan sonra zaten sizi tamamen bir otele verip çalışıyorlar yani mesela. Küçük küçük yavaş yavaş yükselebiliyorsunuz tabii ki o yüzden yani kabiliyetinize göre. Yani Bodrum'da turistik bölge olduğu için sezonluk oluyor genellikle. Orada bütün yıl boyunca çalışma imkanı çok zor. Bir de büyük şehirleşmeye göre yani şehir turizmciliğinde çalışma şartları daha zor. Ya şöyle söyleyeyim, ben hiç 8 saati geçtim, 12 saati de geçtim. Hep 16 saat çalıştım yani Bodrum bölgesinde. Yani bir hafta 7-24, bir saat uykuda çalıştığımı bile biliyorum. Turizmi yani şehir otelciliği daha farklı. Daha düzenli. Her alanda yani daha şöyle yani genelleme yaparak her alanda daha iyi. Kesinlikle çok farkı var. Şehir otelciliği ya da şehir turizmi diyeyim daha aslında zor ama kalıcılığı daha fazla. Yazlık yerlerde daha eğlenceli çalışabilirsiniz. İşte daha uzun saatler çalışırsınız ama hani kışın yani zaten sezonluk çalışıyorsunuz yazlık yerlerde. Kışında belli bir kemik kadro oluyor. Oradaysanız kışında devam edebiliyorsunuz ama genelde hani çok az sayıyla kışın idare ederler. Yazın genelde kadroyu toplarlar. O yüzden hani yazlık yerlerde bir devamlılığı yok. Bodrum'da, Fethiye'de çalıştım daha önce. Zaten ilk sektöre girdiğimde Alanya'da çalıştım, staj yaptım. Yani oteli orada tanıdım açıkçası. Ondan sonra bir daha da gitmedim Alanya'ya. Fethiye'ye, oradan da Bodrum'a geçtim. O şekilde tecrübelerim oldu yazlık yerlerde. Yani kendi açımdan yani şartlar uygun olursa giderim tabii ki ama şartlar uygun olmazsa kimse o şartlarda çalışmak istemez zaten. Ufak bir belde olursa kendi işimi kurup yani kendi şeyimi yapabilirim orada. Yani benim çalıştığım bölgede daha çok Türk ve Ruslar olduğu için şöyle söyleyeyim. Türklerin yazlık bölgede ego tatmin edici hareketleri var. Çünkü bir şey satın alırken sanki bize satın alıyormuş gibi davranıyorlar. Ruslar da şöyle söyleyeyim. Aslında iyi niyetliler ama acenta bakımından çok farklı. Çünkü satan acenta diyorlar 5 yıldızlı. Geldikleri zaman farklı bir şeyle karşılaştığı zaman çok agresif oluyorlar. Yani şiddete kadar gidebiliyor
olay? Kavga gürültü oluyor tabii ki, neden olmasın? Mesela şöyle bir şey oluyordu, hani kavga gürültü dediniz, oradan açıklayayım. Benim Bodrum'da çalıştığım bir otel vardı, böyle çok fazla büyük değil, küçük bir işletmeydi. Çoğu zaman da yazın sezonun sonlarına doğru, Ağustos'un sonlarına doğru biz şorta düşmeye başladık genelde. Gelen misafirler işte, onlara yalanlar uydurmaya çalışıyorduk. Çok şorta düşüyorduk, misafirleri yatacak odamız olmadığı için yan taraftaki otele gönderiyorduk mecburen. Biraz da kategorisi düşük bir oteldi yani öyle. Anlaşmış artık büyüklerimiz, yöneticilerimiz, öyle söyleyeyim. Onlar çok, onlarla diyebilirim kavga ettiğimiz. Hep alttan almaya çalışıyorsunuz ama bir şekilde yalan söyleyip onları mecburen göndereceksiniz. Çünkü dışarıda kalmak istemiyor insanlar. O tür şeyler oluyordu, kavga, gürültü gibi o şeyleri yaşadım yani. Yani insanı idare etmek zorundasınız. Hem gelen misafiri idare etmek zorundasınız hem de maalesef işletmenin durumunu şey yapmak için yöneticileri de idare etmek durumundayız. Hani şorta düşmesinin sebebi belki de misafir değildir, mutlaka misafir değil. Yöneticileri de idare ediyorduk aslında. Şorta düşmek şöyledir, hani otelin bir kapasitesi vardır, 20 oda atıyorum, 30 oda, 40 oda neyse. Onun üstünde satış yapmak. Günlük mesela 20 odanız var, o gün 25 odanın gelmesi, 5 oda şorta düşmüş gibi oluyor. O şekilde. Kapasitesinin üstünde satış yapmak şorta düşmektir. Hani dua edersiniz gelmeyen olsun, uçağı iptal edilen olsun falan gibisinden ama maalesef yaz turizminde özellikle öyle çok fazla iptal olmuyor. Geliyorlar genelde. Sonuçta onlar da belirli bir ücret karşılığında oraya gelip bütün sezonun, yani kendi ülkelerindeki sezonun bittikten sonra yani tatil amaçlı yorgunluğunu atmak istiyorlar ve şöyle söyleyeyim, hepsinin kafa yapısında şu şey var. Biz ücret ödedik ve bunun karşılığını istiyoruz fazlasıyla. Ve kafa olarak çok yoruluyoruz ister istemez. Şöyle söyleyeyim, 9 ay çalıştım, yani devamlı çalıştım ve memlekete gitmek zorunda kaldım sezon bittiği için. Ve 1,5 ay kimseyle konuşmadım. Sırf kafamı dinlendirmek için. Yani ailemi lütfen konuşmayalım, biraz kafamı dinleyin falan. Herkes şaşırıyor çünkü çok, yani dediğim gibi 12 saat çalışıyorsunuz ve daha üstü 16 saat. Ve devamlı konuşuyorsunuz, yabancıyı konuşuyorsunuz, misafirin istekleri karşısında ve yorgun oluyorsunuz. 2-3 saat sonra tekrar işe geliyorsunuz ve tekrar yani isteklerini karşılamazdan hırçınlaşıyor misafirler bu sefer. Daha da kötü oluyor. Evet, biz de mesleğimiz gibi sakin kalmamız gerekiyor. Çünkü şu politika var, her zaman misafir haklıdır. Üstüne gidemiyorsunuz ve kendinizi geri çekmek zorunda kalıyorsunuz. Daha iyi sanki İstanbul turizmi. Hani benim yazlık yerde çalıştığım yerlerde genelde 12-13 saat, 14 saat çalıştığınız mekanlarda, işletmelerde. Ama İstanbul'da, burası benim ilk işletmem İstanbul'daki. Hani burada biraz daha değer görüyorsunuz gibime geliyor. Yani çalışma saatleriniz belli, olması gerektiği gibi, en azından yakın, öyle diyebilirim. İstanbul daha iyi gibi şimdilik. Biraz da şeyden de olabilir, aldığı ücretlerden dolayı da olabilir, aldığı kendisine verilen değer ya da şöyle diyeyim değersizlik hissinden dolayı olabilir. Yazlık yerlerde genelde öyledir. İnsanlar çok çalışırlar, az maaş alırlar. Hele bir de turizm mezunuysa, yani 4 sene, 5 sene okumuş, turizmi bitirmiş bir insansa asgari ücretten çalışmak insana çok zor geliyor açıkçası. Kendisini değerli hissedebileceği yerlere gitmek istiyor tabii ki. Bizim en ihtiyacımız olduğu ya da sadece konfor istediğimiz zamanlarda hizmetimize koşan turizmciler ve otel çalışanları. Hepsinin farklı bir hayatı, farklı bir öyküsü var. Ama hepsi hayatlarını bir kenara bırakıp geceleri huzur içinde uyumamız için bize hizmet ediyorlar. Belki bundan sonra herhangi bir otele gidip kendimizi temiz çarşaflı, kabartılmış yastıklı yatağa attığımızda o sıcacık odanın ardındaki hikayeleri merak ederiz. Kim bilir?